Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay yöremizin Dillere Destan meşhur kaytaz böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hamur için yoğurma kabına 2 su bardağı su, 1 paket instant maya, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz alıyorum. Yoğurma makineme aldım, karıştırıyorum. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 4 su bardağı artı çeyrek su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırladım. 5 dakika boyunca yoğurdum. Üzerini kapattım. Mayalanmaya bırakıyorum. İçi için 4 tane yeşil sivri biber kullanıyorum. İnce ince doğruyorum. Bıçakla üzerinden geçip iyice inceltiyorum. 1 tane soğan. Aynı şekilde ince ince doğruyorum. Tüm malzemeleri ince ince doğrayarak hazırladım. Robottan geçirmedim. Bu şekilde daha lezzetli oluyor çünkü. Bıçakla tekrar üzerinden geçip iyice inceltiyorum. Bir tane domates kabuğunu soydum. Aynı şekilde ince ince doğruyorum. Bıçakla üzerinden geçerek iyice inceltiyorum. Hazırladığım malzemeleri bir tabağa aldım. Tuzla ovacağım. Soğan ve biberlerin iyice yumuşamasını istiyorum. O yüzden tuzla öncesinde biraz ovdum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. 400 gram kıymanın üzerine aldım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kıymanız yağlıysa yağ kullanmayabilirsiniz. Tuz, pul biber ve çay kaşığının ucuyla kimyon ekledim. 1 yemek kaşığı nar ekşisi kullanıyorum. Nar ekşisini mutlaka kullanın. Yoğurdum güzelce. Üzerini kapatıp buzdolabında dinlendiriyorum. Hamur 45 dakika mayalandı. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Hamurun havasını alıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ, birazını masanın üzerine döktüm. Hamuru masanın üzerine alacağım. Bezeleri elimi yağlayarak alacağım. Un kullanmıyorum. Mandalinadan biraz büyük bezeler alıyorum. Bezeleri alacağım. Tepsiyi de yağladım. Hazırladığım bezeleri tepsinin üzerine alıyorum. Ben 9 tane beze yaptım. İsterseniz bezeleri daha küçük tutarak daha fazla sayıda börek de yapabilirsiniz. Kalan yağı hazırladığım bezelerin üzerine döküyorum. Bezeleri bu şekilde dinlendireceğim. Üzerini kapatıp 15 dakika bezeleri dinlendiriyorum. Dinlenen hamur çok kolay açılıyor çünkü. 15 dakikanın sonunda hamurları açıyorum. Bir tane bezeyi aldım. Elimle açıyorum. Elinizle çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Hamurumuz o kadar güzel oldu ki hiç zorlanmadan kolayca elinizle açabilirsiniz. Biraz tereyağı ve sıvı yağ karışımı hazırladım. Soğuk olarak hamurun üzerine 1 ya da 1,5 yemek kaşığı kadar sürüyorum. Hamuru biraz daha incelttim. Yırtılması hiç önemli değil. Bakın bu şekilde kaldırdım. Buruşturdum. Biraz kıvırıyorum hamuru. Sonrasında kendi etrafında sarıyorum. Hamurun şeklini bu şekilde yapacağız.
tane daha gösteriyorum. Bezeyi aldım. Elimle güzelce açıyorum. Çok büyük açmanıza gerek yok. Üzerine yağ sürüyorum. Bakın, iki kenarından ortada büzüştürerek birleştiriyorum. Daha sonra biraz kıvırıp kendi etrafında sardım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Kıymalı harcı 9 parçaya böldüm. Hamurların tam ortasına kıymalı harcı yerleştiriyorum. Kıymalı harcı yerleştirirken hamurların kenarlarındaki şekilleri bozmayın, dikkat edin. Sadece orta kısmına bastırarak kıymalı harcı çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik altüst ayar fırına verdim. 40 dakikada pişti. Üzerleri kızardı. İçi de gayet güzel pişti. Fırından çıkardım. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Kıyma pişerken bıraktığı o kıymanın suyu, yağı hamura inanılmaz bir lezzet katmış. Mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.